Merhaba sevgili dostum. Bugün sana sıklıkla karıştırılan bir konudan bahsetmek istiyorum. İçe dönük olmakla sosyal fobi arasındaki ayrım. Bazı insanlar içe dönük olmayı sosyal fobi zannediyorlar ve bundan dolayı ortaya ciddi bir kaygı çıkıyor. Bazı sosyal fobisi olan kişiler de içe dönük olduklarını düşünüp yardım almaktan uzak kalıyorlar. Bu da problemlerinin devam etmesine sebep oluyor. İçe dönük olmak temelde bir kişilik özelliğidir ve çok değiştirilebilir bir şey değildir ama sosyal fobi insanın hayat kalitesini ciddi anlamda olumsuz etkileyen ve istediğin zaman doğru yöntemleri kullandığın zaman çözülebilir bir psikolojik problemdir. Bu ikisi arasındaki temel bazı farklardan bahsetmek istiyorum sana en temel ayrımlardan birisi içe dönük insanlar aslında yalnız başlarına zaman geçirmekten hoşlanıyorlar. Bu ama şu anlama gelmiyor. Sadece yalnız kalmak istiyorlar. Dışarı çıkmak istedikleri zaman, insanlarla beraber olmak istedikleri zaman bundan korkuyorlar değil. Sadece yalnız oldukları zaman daha keyif alıyorlar. Ama dışarıda sosyalleşirken de keyif alıyorlar. Sadece bunu birazcık uzun süre yapmaktan sıkılıyorlar, yoruluyorlar. Ama eğer bir sosyal fobiye sahipsen, bu rahatsızlığın varsa belki de bir saat için bile dışarı çıkmak senin için ciddi bir kaygı haline geliyor ve bundan dolayı insanların arasına karışabileceğin, kalabalıkların olduğu ortamlara gitmekten, girmekten özellikle kaçınıyorsun. İçe dönük insanlar diğer insanların kendileriyle ilgili düşüncelerini çok fazla umursamazlar. Elbette birazcık umursarlar ama diğer insanlar ona yabani demiş, bir şekilde kendini beğenmiş demiş, şöyle demiş, böyle demiş. Çok da umursamaz. Onun için kendi içsel referans noktası vardır. Kendisini nasıl daha iyi hissediyorsa o noktada durmaya, o şeyleri yapmaya eğilimlidir. Ama sosyal fobisi olan bir insan için o an değerli olup olmadığını belirleyen yegane şey diğer insanların kendisi hakkında düşündüğüdür. Bundan dolayı devamlı kendisini bir mahkeme önünde yargılanıyormuş, izleniyormuş, ölçülüyormuş gibi hisseder. Bundan dolayı ise dışarı çıktığı zaman diğer insanların bakışları, mimikleri ona ciddi bir kaygı verebilir. Ya beni eleştiriyorlarsa, ya rezil olduysam, ya hakkımda şöyle düşünüyorlarsa diye. İkisi arasındaki farklardan birisi de bu. İçe dönük insanlar yeni insanlarla tanışmayı severler ve bu konuda birazcık seçici oldukları doğrudur. Yani yeni insanlar olabilir ama birazcık kafası uyması lazım, sevmesi lazım. Sevmediği insanların yanında çok da kendini rahat hissetmez. Onlarla mümkün mertebe daha yüzeysel bir ilişkisi olur. Ama sosyal fobisi olan insanlar da bu arada teoride insanları severler. Ama ne zaman ki bir ilişki kurmaya gelsin, yeni insanlarla tanışmak konusunda bir adım atmak söz konusu olsun ya da birisini bir yere davet etmek söz konusu olsun ciddi anlamda kaygı hissettikleri için insan sevgileri teoride kalır, pratiğe dökülemez kaygılarından dolayı yeni insanlarla tanışmaktan geri dururlar, kaçınırlar. Topluluk karşısında konuşmak sana ne hissettiriyor bilmiyorum ama bana ciddi anlamda zorluk veriyor. Hatta bu videoları çekerken bile kaygılandığımı söyleyebilirim. E, gönül ister ki her gün video çekebileyim ama bazen zor geliyor. Bazen aynı anlattığım şeyi birkaç sefer anlatıyorum. Bu da olmadı, bu da olmadı diye. Bazen çok kalabalık gruplar karşısında, bazen online gruplar karşısında eğitimler, etkinlikler yapıyorum. Her seferinde kaygılanıyorum. Şimdi burada da içe dönüklerle sosyal fobisi olanlar arasında bir ayrım var. İçe dönük insanlar diğer insanlardan bir tık daha fazla topluluk önünde konuşmaktan rahatsız oluyorlar. Gergin hissediyorlar, terliyorlar, heyecanlanıyorlar, kızarıyorlar. Ama bu hislere rağmen yapması gereken şeyi yapıyorlar. Zor hissetseler de, gergin hissetseler de. Sosyal fobisi olan bir insan önüne ciddi fırsatlar çıksa bile eğer bu fırsatın içinde aşılması gereken bir sosyal kaygı durumu varsa yani topluluk önünde konuşması vesaire gerekiyorsa bu fırsatı kaçırmak pahasına da olsa o şeyi yapmıyorlar. Uzak duruyorlar. Yani içe dönük insan gergin olsa da görevini yerine getiriyor. Sosyal fobisi olan insan çok büyük şeyler kazanacak olsa bile bundan kaçıyor, uzak kalıyor. İçe dönük insanlar kalabalık ortamlardayken o anın tadını çıkartıyorlar. Diğer insanlarla muhabbet ediyorlar. Hoş bir sohbet yakaladıkları zaman o muhabbetin sohbetin arkasından gidebiliyorlar. O an dikkatini muhabbete, konuşulan şeye ya da başka bir şey varsa karşındaki insana verebiliyor. Sosyal fobisi olan bir insan sanki böyle burasından bir üçüncü organ çıkıyor. Üçüncü kol çıkıyor. O organın, o kolun ucunda da bir tane monitör var. Monitörün üstünde kendini izliyor. Ve o monitörün kenarında bazı göster Geler var, beğenilme oranı, yargılanıyor muyum, insanlar benim hakkımda ne düşünüyor, ne kadar sevildim gibi. Ve orada diyelim ki farazi olarak %62, %54 her ortamda kendilerini izliyorlar. Bütün dikkatleri kendi üzerlerinde. Çünkü ben şöyle davranırsam ya sevmezlerse ya eleştirirlerse ya yargılarlarsa devamlı olarak kendi üzerlerinde dikkati. E şimdi düşünsene sen böyle bir yapıdaysan o ortamda bulunmaktan keyif alabilir misin? Bu senin için bir işkencedir, bir ızdıraptır. Bundan dolayı sosyal fobisi olan insanların kalabalık ortamlara girmemesini çok iyi anlıyorum. Çünkü öbür insanlar için bu keyif verici bir şeyken onlar bunlardan acı çekiyor ya benim hakkımda şöyle düşündülerse diye her zaman kendilerini izliyorlar. Yalnız kalmak hakkında ne düşünüyorsun? Seni bilmiyorum ama ben açıkçası tercih edilen yalnızlıktan çok keyif alıyorum. Düşünsene bütün kalabalıklardan sıyrılmışsın, güzel bir müzik dinliyorsun, bir şeyler okuyorsun ya da böyle hayallere dalmışsın. Kendi zihninin içindesin. Bana çok keyif verici geliyor. İşte burada içe dönük insanlarla sosyal fobisi olan insanlar arasında bir ayrım var. İçe dönük insanlar kalabalıkla geçirdikleri zamanı oranla yalnız kaldıkları zamandan çok daha fazla keyif alıyorlar. Bu iş onlar için bir zulüm değil, mecburiyet değil. Tercih ediyorlar. Diğer insanlarla da zaman geçireyim ama kendi kendime de zaman geçireyim. Ama Sosyal fobisi olan bir insan için yalnız kalmak başarısızlık demek. Yalnız kalmak diğer insanların arasında olmamak acziyet demek. Düşünsene her zaman diğer insanlarla konuşmak, tanışmak, buluşmak istiyorsun ama korkuyorsun. Niye? Eleştirileceksin, yargılanacaksın. Korkuyorsun. Bundan dolayı yalnız kalıyorsun. Bu da senin için mecburiyet. Yani içe dönük insanlar yalnızlığı tercih ediyorlar. Sosyal fobisi olan insanlar buna mecbur gibi geliyor. Bu da aradaki en önemli ayrımlardan bir tanesi. Sosyal fobi, tedaviye, terapiye güzel yanıt veren problemlerden bir tanesi. Benim özgüven konusunda çektiğim bazı videolar var. Onun linkini de aşağıya bırakacağım. E, sosyal fobi konusunda en azından başlangıç seviyesindeyse orada verilen önerilerin bir kısmı işine yarayabilir. Ama çok uzun süredir bu bahsettiğim belirtileri yaşıyorsan bir psikologdan, bir psikiyatristten yardım almanı öneririm. Eminim fayda göreceksindir. Bu önemli bir konu. İçe dönüklük mevzusuna gelince de toplum, modern toplum herkesin dışa dönük, herkesin girişken, herkesin konu konuşkan olmasını bekliyor. Ama bu böyle bir standart yok ki. Böyle bir zorunluluk da yok. Bazı insanlar daha kendi nevi şahsına münhasır. Bu da çok özel değerli bir şey. İkisi arasındaki farkı biliyor olmamız kendimize yaklaşımımızı önemli ölçüde doğru değerlendirmemizi sağlayacaktır. Peki sevgili dostum senin yaşadığın şey içe dönüklük mü yoksa sosyal fobi mi? Bunu yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsin. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.